Merhabalar. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Hoş bulduk. Oğuzhan Bey de burada varmış. İyiyiz. Efendim siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Davaya hazır mısın? Davaya hazırım. Hayatın bugün en büyük davalarından. Bugün yemeklerimi ve kendimi savunacağım. Hadi bak. Evet. Sayın jüri, hakim, iddia makamı, savunma makamı, savcılar, herkes burada. Efendim, Oğuzhan Bey, kız tarafı nereden giriş yapacak? Buradan, buyurun. Buradan mı? Ben mi? Kız tarafı değil mi? Ben her zaman kadınları temsil ederim. Sen, yani papyonun falan çok hoş. Evet, kendi günümde misafirlerimi yok. Vallahi ama aynen. Çok hoş ya. Ya bir de masan. Masan hoş. Yani uzun süre herhalde bir avukat efendim kendisi, ilk kez izleyenler için hatırlatayım. Menüde lahmacun var. Evet. Menüde baklava var. Menüde ne vardı? Bir şey daha vardı. Ispanak yatağında kuzu pirzolayla kuşkonmaz var. Hepsini? Hepsini yaptım, menüm hazır. Evet, hadi bakalım aç sen kapıyı. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ne? Düğüne geldik. Akşam yemeğine geldiniz. Merhabalar Ege Bey, buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba Aslı, gel. Gel biz de masayı konuşuyoruz. Nasılsınız Zuhal Hanım? İyi valla, sizi sorduk. Teşekkürler, biz de iyiyiz. Merhabalar. Merhaba Ege. Anneannemin çeyizinden runner. Bahçeden ellerle evet, toplanmış çiçekler. Evet, bir çeyize hoş geldin. Evet, damadımız ve kız tarafının evet, görümcesi. Evet, görümce gibi olmuş. Baldız geldi senin. Baldız. Gerçekten yani birazdan ben... Gürbüz mü geldin? Gürbüz. Benim akşam altınları şey yapalım da. Nikah seremonisine hoş geldik. Çeyrekle çıkartalım. Çok hoş geldin ama. Ayaz bir şey, anneannemin çeyizi dantel dedi. Çeyiz aslında ama, bu çeyiz evet. Evet, kimin dantel çeyizi sen öylesi. Açıkla. Bu çeyiz benim kendi çeyizim. Annem, biz iki kardeşiz. Ablam var, bir de ben varım. Ablam için yaptığı çeyizleri benim için de yaptı, adaletli olsun diye. Hiç kız erkek ayırmadan. Erkeğe çeyizi de ilk defa aldım. İşte dediğim gibi hiç kız erkek çocuk ayırt edilmez bizde. Ona yaptıklarını bana da yaptı. Annesi, Allah başınızı eksik etmesin. Çiçeklerde, ellerle çiçeklerde toplanmış. Kayınpederim İlyas Bey'in elleriyle topladığı neden çiçekler. Neden ölmüş? Kayınpederim mi? Evet. Soğumuş çiçekleri nereden var? Nereden toplamış, ne zaman toplamış? Çiçekleri iki gün önce toparlayıp yaptı. Ondan bir miktar solmuş görünüyor. Olabilir ama, o. İsmi ne? Oğuzhan Bey. Smokin neden? İlyas Bey. Smokin neden yani? Nedeni mi? Masaya değer verdiğim için Ege Bey. Tamam, damatlığınız falan galiba değil mi? Yok, damatlığım değil. Normal. Ben de aynı şeyi sordum. Damatlığım ama çok hoş. Benim hoşuma yani gibi. Papyonla bir yemek yarışması. Ege ama Bey. Eşofman üstüne gelmediğini dua ettim. Onu da gördük. Ay bir tişört savuk. Yani size bir fazla gelmiş alt. Olabilir. Ne ama... var? Böyle böylesi olsun daha iyi bence. Tabii. Değil mi? Ege Bey kıskandınız mı? Galiba kıskandı. Papyon takmak çok zor bir şey değil. Taksaydınız o zaman. Yarın ben takayım, siz de görün Aslı Hanım. Tamam o zaman, bekliyorum ben de. Ne takıyorsun? Papyon. Sen Ege mi? Tak, finalde olur. Kızlar da yani. Gürbüz de frak giymiş bugün, sana ayak uydursun diye. Frak. Evet, frak. Damat. Ege Bey sırasını savduğu için bugün papyondan başladı saldırı. Tabii başladık yeni. Kimi? Gürbüz Almanya'ya kim gönderiyor? Ben gönderiyorum. Ay canım benim. Evet. Benden sana artı 5 puan. Damat aldı onu. Aa, biliyor musun? Damat aldı onu. Hadi evet. O. Hadi güle güle. Kahve bile içtim Zuhal Hanım. Kimle? Gül'le. Görüntülü bile konuştular. Ne? Evet. Şaka yapıyorsun. Halamın kızıyla görüntülü bile dün konuştular. Bekar mı halanın kızı? Evet, bekar. Bahtı açıldı sonunda. Oğlumuz yakışıklı, oğlumuzun maişi iyi, sigortası var, evi var, arabası var, hiç görmüyoruz, kullanmıyor, benzin gidiyor diye. Büyük baş, küçük baş. Bilmiyorum yani, gerçekten kirli çık. Halanın kızı yaşadı. Damada kefilsiniz. Tabii ki, üç sonuna... ayda bir Almanya'ya çıkıp tekrar geri gelebilir. Ay öyle bir şey lazım. Evet. Giriş, evet. Hay Allah. Şey yapsınlar ya, ben ayarlayalım onu bir. Yardımcı olurum, çok da sevinirim. Hem nikah sana tam takacağım. Tam altın. Yaş olarak benden büyük biraz. Kaç yaş? 40 yaşında. Olur. Olma. Önemli olan... Gönüller bir olsun. Evet, karakterler uyusun, şey yapsın, anlaşsınlar. Hadi hayırlısıyla, çeyizin de benden. Sen nasıl buldun masayı Arizu? Güzelmiş masa. Bence de güzel beğendim. Ya. Sadece şeyi beğenmedim tabii ki. Kayınpederi içinden gelmiş, toplamış. Eline olabilir. Biraz yani. Vakit geçmiş, soğumuş. Evet, o zaman çorbamız neydi Oğuzhan? Çorbamız közlenmiş patlıcan çorbası. Bir de köz patlıcan. Karşılama çok gereksizdi yani.
o papyon, o smokin, o sandıktan çıkan mis gibi dantel, naftalin kokan dantel beni bitirdi, benden aldı. Karşılama güzeldi, güler yüzlüydü ama çok gereksiz smokin. Hani gelinler dedi, aradım, nikah mı tazeliyorsun? Ne alaka? Smokinle karşıladı bizi. Damat bey nikah seremonisinde bizi karşıladı. Çok komikti, değişikti. Yani zannettim ki düğüne falan geldik ya. İlk başta böyle kapıyı açınca böyle kravatlar, şeyler, papyonlar, böyle esmotiler, böyle gerçekten düğüne falan bir nikaha mı geldik acaba, şaşırdım. Menüyü nasıl buldun sen Aslı? Menüyü basit buldum. Olsan Bey'den daha güçlü bir menü beklerdim. Basit mi buldun? Çok iddialıydı. Basit mi menü ya? Basit buldum, evet. Biriniz basit değil deyin. Basit baklava, buldum. Baklava, lahmacun, basit. Basit buldum. Sana göre mi? Olsan Bey o kadar iddialıydı ki. Menüsü tamam işte, baklava var, lahmacun. Aynı anda 3 fırınla ve 2 el açması ürünle yaptığım bir menüye basit mi? Ya Olsan Bey ya, her el açması bir şey yapan neden bu kadar kendini bir şey yapıyor? Şu kadar, şu kadar. Ben yarın sizi çok merak ediyorum, ben yarın sizi. Ama bu menüye de basit demeyelim. Yani evet, bu menüye lütfen hakkını verin. Yani basit bir menü, özellikle 2,5 saatlik bir zaman dilimi içerisinde basit bir menü. Herkes 2,5 saatlik zaman diliminde yaptı. Ama işte haşlanmış tavuğu sert bir şekilde önünüze koymuyor herkes. Ama neden herkes el açması bir şey yaptı? Ben el açması yaptım, çok emek verdim diyor. Ama şimdi öyle bir şey demedi. El açması zor bir şeydir Aslı Hanım. Şimdi kolay bir şey değildir elbette ama her el açması olan menü de zor mudur ya da işte her el açması da güzel oluyor mu? Olmuyor. Evet. Ama menüye basit demek bana biraz haksızlık gibi geldi yani, Aslı. Bu menüye basit nasıl dersin ya? Bu menüyü çıkarabilmek için ben kendi evimden 2 fırın daha getirdim buraya. Peçeteleri alalım. Peki buradaki fırın olmuyor muydu Olsan? 2 fırın getirmeye gerek var mıydı? Yeterli gelmiyordu çünkü birden fazla el açması ve fırın yaptığım için. Sen bir yandan da servisini yap, eller de çalışsın. Peki tamam. Arzu, sence de mi basit bir menü? Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Yani. Evet. Yok. Yani ama hani sen çok iddialısındır kendi menünde. Sana göre bunlar kolay yemekler, ha onu bilemem. Aslan çok kıskanç davranıyor şu anda. Masaya oturur oturmaz. Yani 3 gündür yapılan yemekler ortada. Otlar geliyor, olmamış yemekler geliyor. Burada baklavalar, lahmacunların olduğu bir menüye basit diye bir giriş yapması, daha yemeklerin tadına bakmadan, çok ayıp oldu gerçekten. Bence çok kolay bir menü değil. Aslı Hanım kuzu çevirecek yarın. Diyorsun. Evet. Daha güzelini yapacağım. Ne diyorsun? Aslı Hanım. Merakla bekliyorsunuz, farkındayım. Aslı Hanım. Dün gününüzü oynadığınız için tabii ki. Hiçbir gün günüme oynamadım Arzu Hanım. Tabii ki, tabii ki. Eğer günüme oynasaydım bu kadar adil puanlar vermezdim. Siz adil puan mı vermeniz mi düşünüyorsunuz? Tabii ki verdim. Kendinize göre o zaman. Ben sizin gibi 0 puan vermedim ama. Tabii ki. En azından puan verdim ben. Zaten aranızda bir anlaşma var ikinizin de. Ne gibi? Ne gibi? Yani siz sosyal medya danışmanısınız galiba. Ben de katılıyorum. Evet. Müşteri olarak bayağı. Yani bir aranızda bir şey var yani. Müşteri olarak. Evet, potansiyel nasıl var bir müşteri zaten. Olarak? Nasıl evet. Müşteri olarak açar mısınız? Siz bu işi yapmıyor musunuz? Evet. Hanımefendi de ben zaten. Ben size de danışmanlık verebilirim. Size de danışmanlık verebilirim. Siz kimi suçluyorsunuz şu anda? Hiçbir şeyin ne olduğunu bilmeden, benim yemeklerimi bakın, bile görmeden. İpek Hanım, siz dün hiçbir şey beğenmediniz, doğru mu? Evet. Dün hiçbir şey beğenmediniz. Evet, beğendiniz mi? Dün çorbayı beğenmediniz. Tatlıyı ve tatlıyı da dediğim gibi wow bir şey değil dediniz. Enginarı ama beğendim. Ama beşi bastınız dün, yani. Dün benim günümde... Ben tatlıyı 3 puan olaraktan değerlendiriyorum. Ona göre puan veriyorum. Söyledim. İpek Hanım tatlıyı 3 üzerinden değerlendiriyorsa bugün benim tatlıma 5 puan vermesi lazım. Bir baklava, bir şerbetli tatlı gelirse tatlıyı 3 puan vereceğim ya. Zaten söyledim. Tatlısını 2 puan üzerinden değerlendirdim. Wow olmadığı için 1,5 puan verdim. Peki, yarın sen, ondan hemen ben bir şey vereceğim. Bu senin iddiam, sen bir hizmet alıyor musun? Sosyal medya danışmanlığı gibi bir hiç şey. Hiçbir hizmet almıyorum. Hiç öyle bir hizmet almış. Öyle bir şey ihtiyaç duymuyorum. Zaten benim takipçilerim fazla. Öyle nereden bir şey ihtiyacım yok ki şimdi? Benim. Öyle bir şey hissettim ya. Yalnız hissetmişsin. Ama senin hissiyatın. Yok yani böyle... Ruhlar aleminde şey yaşıyorsunuz siz böyle Arzu Hanım. Çok böyle arkadaşlık falan yapıyorlar. Böyle arkadaşlık çok sevgili bir arkadaş. Dün, bir zaten, dün de zaten ben Aslı Hanım'a ne diyorsam avukatlığını yaptı İpek Hanım. Kadına tüp patlamış deyip duruyorsunuz. Ben de bir kadın olarak yanımda size de aynı şey söylenirse ben sizi de savunurum. Parası varmış. Ama siz kaç gündür benim tırnaklarımı niye savunmuyorsunuz o zaman? Sizin de paranız varmış. Yapmışsınız ama burası yemek programı. Onun teniyle aynı şey değil. Mesela saçınızda da kaynak var. Bunu dile getirdim mi getirmedim. Çünkü bu beni ilgilendirmiyor. Paranız varmış. Yapmışsınız. Çok da yakışmış size. Tamam, ama bir şey var. Tırnaklarla bize yemek yaptığınız siz için tabii ki de eleştireceğim. Siz benim avukatlığımı yaptınız. Aslı Hanım kaç kere söyledi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Aslı Hanım kaç kere bu mevzuyu söyledi? Arzu Hanım size dert mi? Benim botoksum.
Hayır, benim yaptırdığım, benim tatilim, benim doluğum, benim kolajen, benim dertlerim. İpek Hanım, siz İpek Hanım'ı kendinize çekiyorsunuz. Benim kimsenin avukatlığına çekilmem. Aynı anda belli olacak. Tamam. Aynı anda konuşuruz. Peki, tamam, net. O da belli olur. Sen aldığın 7 puan konusunda ne düşünüyorsun Ege? Beklemiyordun gerçi sen de. Ben beklemiyordum. Strateji yapıldığını düşünüyorum. Herkes gününü oynadı. Tıpkı sizin gibi. Ben hiç günümü oynamadım. Ben yemekler ne hak ediyorsa onu verdim. Ama dün hak ettiğinizi alamadınız. Bence strateji yapan bu masada bugün siz ikinizsiniz. İkimiz derken. Evet. Sen dün, de mi aynı kanıdasın Arzu? Ben de aynı kanıdayım. Ya Arzu'ya bu bir hissiyat mı? Bir şey mi dayanarak? Hayır, dün benim bir saniye. Nereden var samimiyet? Dışarıda mesela, evet, hep dışarıda. Arkadaşlarımız evet, yanımızda. Evet, böyle bir samimiyet var. Hep birlikte yukarıda oturuyoruz. Ekstra oturmuyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Dün benim masam. Yanınızda ekip arkadaşlarım var. Bir dakika dinlerseniz ben önce bir cevaplayayım. Bir Ege'yi dinleyelim. Dün benim masamda Aslı Hanım'ın tüm görüşlerine karşı olan İpek Hanım bir anda Aslı Hanım'ın yanında yer alıp bütün görüşlerini onun paralelinde yorumladınız. Benim öyle bir şeye ihtiyacım yok. Bence sizin birinci yapmak istediğiniz kişi Aslı Hanım ve Aslı Hanım'ın gününü oynuyorsunuz. O zaman sana niye 7 versin? Ben onu anlamadım. İlk ben başladım. İpek bana 7 vermedi. Ha, kim verdi 7? Ha, pardon, Oğuzhan vermiş. Yani pardon. Öyle bir gaflet de bulundu. 7 puanı değil. Gaflet demeyelim, ben hala verdiğim puanın arkasındayım. Evet, önce bir çorbalarımızı tadalım. Evet. Eline sağlık Oğuzhan. Afiyet olsun. Yani İpek ve Aslı Hanım'ın arasında bir şey olduğunu hala da öyle düşünüyorum. Çünkü yani setten sonra da böyle bir yakınlaşma, bir şeyler var, bir fısırdamar, bir konuşmalar. Öyle bir şey düşünüyorum, evet. Yarın bunun olup olmayacağını Aslı Hanım'ın gününde daha belli olacak. Benim sosyal medyamla ilgili olarak, daha çok takipçi kasmamla alakalı olarak İpek'le bir koalisyon kurduğuma dair bir kanı var herkesin arasında ama böyle bir şey gerçekte yok. Çünkü benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Çünkü benim zaten çok fazla sayıda takipçim var. Etkileşimim çok iyi, paylaşımlarım çok güzel. Aramızda da hiçbir yakınlaşma yok İpek'le. Ayrıca İpek Hanım beni birinci olarak görmek istiyorsa da bu onun kendi takdiri. Ben mutlu olurum, teşekkür ederim buna layık gördüyse. Benim masamda özellikle İpek Hanım yorumlarına sinir olduğu ve asla katılmadığı Aslı Hanım'la aynı yorumları yapmaya başladı. Bence bu arasındaki koalisyonun tek göstergesi olabilir.